bahsettiğim prensip ölçüleri içerisinde otururuz, durum değerlendirmesini yaparız. Ama şu anda herhangi bir niyetim o konuda yok. Sırada benim olacak başkanım. Biz demin vakfın binasını gezerken gerçekten güzel bir manzarayla karşılaştık. Böyle hiç tahmin etmediğimiz güzel bir şey yapılmış, eser yapılmış ortada. Yalnız biz gazeteciler olarak yeterince bunu tanıtamamışız. Bu bizim ayıbımız. Yani gerçekten bundan sonra da gerçekten böyle bir güzel mekanı mümkün olduğu kadar insanlara tanıtmaya çalışacağız. Bu konuda gerçekten sizi kutluyorum. Böyle güzel bir yapıyı Adıyaman insanına bağışladığınız için. Yani bir bakıma tabii mimarı sizsiniz bu işin. Bu insan, bizim insanımızın bu güzel mekandan yararlanması için ne yapmamız gerekiyor? Yani bir tanıtım eksikliği var sanıyorum. Şükrederim Adnan Bey. Cumali Bey'in deminki sorusuna bir ekleme yaparak onu da cevaplandırmış olayım. Biz toplumun her kesiminden güzel yansımalar bulduk. Ve hepsi bu hizmetlere elinden geldiği miktarda yardımcı oldular. Ben önce onlara bir şükran ifademi belirtmek istiyorum. Diğer tarafta da bu artık Nevzat Bayhan Vakfı değil. Mustafa Karlan'ın ve Ömer Özkartal'ın veya işte Ramazan Aksoy'un veya Şevket Topdemir'in, yani o önde gördüğünüz arkadaşların vakfı değil. Bunlar sadece hasbelkader önde görünen 3-5 arkadaşımız. Burası artık Adıyamanlıların kültür merkezi. Zaten üstüne Adıyamanlılar Vakfı Kültür Merkezi yazmadık. Adıyamanlılar Kültür Merkezi. Adıyamanlılar Vakfı da orada sadece idari olarak konuşlanmış bir sivil toplum kuruluşu. Oranın içerisinde il dernekleri, ilçe dernekleri, köy derneklerine de odalar tahsis edildi. İrtibat büroları şeklinde istimal edebilirler, kullanabilirler. Diğer sosyal donatı alanlarından da azami derecede istifade edebilirler. Bunlar yönetim kurullarını yapabilirler, konferanslarını gerçekleştirebilirler. Orada şark köşemiz var ve bir müjde daha vereyim, orada bir taziye salonumuz da olacak. Taziye salonumuz belki Türkiye'de en iyisi olacak. Bayanlara ayrılmış katın içerisinde işte bütün sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilecek, lavabosundan, mutfağından, mescidine varıncaya kadar olabilecek 2 tane salon şu anda başlanıyor çalışmasına, planlamaları bitti. Çünkü İstanbul'da yaşamak gerçekten zor ama bizim kültürümüzle yaşamak daha da zor. Şimdi taziye kültürü acıların hafifletilmesi adına çok güzel bir kültürdür. Diğer bölgelerde veya diğer ülkelerde olmayan belki bir kültür. Bunu yaşatmamız lazım. Ancak İstanbul şartlarında, İstanbul'da geniş bir kitle var. Şimdi bu kitlenin bir yere gelip taziyede bulunması ayrı bir dert. Trafiği ayrı dert, parkı ayrı dert, binayı adresi bulmanız ayrı bir dert. O binada bir dairenin o ihtiyaca kifayet etmesi, cevap vermesi ayrı bir dert. Taziye bittikten sonra ayakkabılarınızı bulmanız bile ayrı bir dert. Şimdi bunların önüne geçebilmek için artık ulaşımı kolay, ayakkabılarla da girilebilen ve orada her türlü imkanın hazır olduğu mekanların oluşturulması lazım. Rahmetli annemin vefatında ilk defa bizim vakfı kullanmıştık taziye yeri olarak. Ondan sonra Gergerler Derneği, diğer derneklerimiz sağ olsun, onlar da bu konuya gerekli duyarlılığı gösterdi ve oralarda devam ediyor. Bu vakfımız ise E6'nın, E5'in kesiştiği noktalarda. Ulaşımda Sultanbeyli'den de Silivri'den de yarım saatte çok rahat gelebilecek bir mekanda ve otopark sıkıntısı olmayan bir mahalde olması hasebiyle orada onu da icra edeceğiz. Düğün salonları var, çok amaçlı salonlar, altlı üstlü. Bunlarda yaklaşık 1000'e yakın bir insana hitap edecek genişlikte. Hasılı insanlarımızın yeri. Biz buraya bütün insanlarımızı davet ediyoruz. Tanıtım konusuna gelince tabii ki biz tavuk gibi olmak istemiyoruz tabiri caizse. Yani ufak bir yumurta yapacaksın, bütün dünyayı velveleye vereceksiniz. O mantık içerisinde değildi ama bunu takdir eden dostlarımız olursa onu da iyi adına, doğru adına. Çünkü şuna inanıyoruz. Kim iyi de bir çığır açarsa hem o çığırın sevabını hem de o çığırda yürüyenlerin sevabını alır. Kim de kötü yönde bir oyun başlatırsa hem o oyunun günahını hem de oyunda oynayanların günahını alır düşüncesi var. Burada da hayırlı bir iş olduğuna inanıyoruz.
Ve bu konuda da sizin gibi dostlarımız, medyadan arkadaşlarımız, Muhalif Bey sizin gibi arkadaşlarımız bu konuda gerekli tahsilatı, gerekli tanıtımı yaparlarsa tabii ki onlar da vakfa bu şekliyle katkıda bulunmuş olacaklardır. Kendilerine şükranlarımızı arz ederiz. Zaten altı katlı vakıf ortada. Her türlü talebe de cevap verecek noktada. Her zaman bekleriz. Vakıf sizin. Vakıf artık Adıyamanlar Vakfı'nın değil. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Bize zaman ayırdığınız için. Tabii bu arada Kültür AŞ'nin ile ilgili faaliyetlerden bahsetmedik. Gerçi bizim konumuz değil ama aslında kısaca bir Kültür AŞ olarak, genel müdürü olarak Kültür AŞ'nin kısacası ne yapıyor? Onunla ilgili bir az bir bilgi alabilseydik iyi olur. Evet, şu anda Minyatürk'teki dünyanın en büyük minyatür kentlerden birisindeki çalışma odamda bu konuyu görüştüğümüze göre. Ondan da biraz bahsetmekte fayda var. 1989'da kurulan bir şirket. Şu anda cirosu işte 3 sene önce geldik 20 trilyondu. Şu anda 100 trilyona kadar çıktı. Daha önce yapılan etkinliklerin bir dönem boyunca yapılanlarını bir ayda gerçekleştirme durumuna geldik. Tabii Sayın Başkanımızın bu konuda gerçekten bizi oldukça sahiplenmesi ve o konuda himmet etmesi. Açık hava reklamcılığı, İstanbul'daki açık hava reklamcılığının öncüsüdür Kültür AŞ. İşte Minyatürk, Yerebatan Sarıncı, Topkapı Şehir Parkı gibi turistik mekanları da işletiyor. Bunları sadece turistlere yönelik değil, turistik mekan olarak değil, aynı zamanda işte yaz konserleriyle, mehter gösterileriyle, şiir akşamlarıyla, ney akşamlarıyla birer kültürel mekan haline de getiriyor. Bunun yanında 15'e yakın kültür merkezimiz var. Orada da hem işletilmesi hem de kültürel organizasyonların ifa edilmesi adına önemli kuruluşlar onlar. Cemal Reşit Rey konser salonumuz var. Yayıncılık konusunda şu anda Türkiye'nin en iyisiyiz. Prestij kitaplarda ve seyyar kitaplarda olmak üzere en iyi yayıncı denebilir bir noktada. Ve İstanbul Kitapçımız var. Şubeleri şeydir. Kitaplarımız Diyanarlar'da, Remzi'de, Alkım'da, Dösimler'de alıcısını bulan kitaplar. Diğer tarafta ise işte İstanbul'un yurt dışında tanıtımı. Bir hafta önce işte İspanya'daydık. Daha önce İtalya'da ve dünyanın değişik yerlerinde gerek İstanbul'u, gerek Türkiye'yi, gerekse insanımızı tanıtma adına faaliyetlerde bulunuyoruz. Ve hemen tabii bunun paralelinde de büyük şehrimizin kültürel politikalarını uygulayan ve özel şirket statüsünde çalışan bir kamu kuruluşuyuz denebilir. Çok teşekkür ederiz sayın. Röportajımızdan dolayı çok teşekkür ederiz Sayın Nevzat Bey. İnşallah bir dahaki sefere başka güzel röportajlarda görüşürüz. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir ivme yakalamış. Gergerilerin nabzını elinde tutan bir sitemiz. Bundan böyle de Gergerim sitesini en sık ziyaret ettiğim sitelerin başına alıp bu güzel hizmetleri sunan Cumali Kardeşim Abdurrahman Beylere ayrıca şükranlarımı arz ediyor. Bizi dinleyen, seyreden, takip eden insanlarımıza da şükran ifadelerimi bir daha belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim.